Gelişimde meydana gelen aksamalar. Gelişimin durması, büyümenin durmasından farklı bir olgudur. Çünkü ilkinde parçalar bir yandan büyümeye devam ederken, diğer yandan ilkel durumlarını korumaktadır. Çeşitli ucubelikler bu başlık altında toplanabilir ve bazılarının, mesela yarık damağın kimi zaman kalıtsal olduğu bilinmektedir. Vogt'un hatırasında tanımladığı küçük kafalı zihinsel engellilerin aksayan beyin gelişimine değinmek bizim ilgilendiğimiz konu açısından yeterli olacaktır. Böyle bireylerin kafa tasarı daha küçüktür ve beyin kıvrımları normal insanlarınkinden daha basittir. Frontal sinüs veya kaşların üzerindeki çıkıntı iyi gelişmiştir ve çeneleri ürkütücü düzeyde öne çıkıktır. Dolayısıyla bu zihinsel engelliler insan soyunun daha düşük tiplerine biraz benzerlik gösterir. Zekaları ve zihinsel yetilerinin çoğu son derece zayıftır. Konuşmayı öğrenemez ve dikkatlerini uzun süre toplayamaz ama taklitçiliğe son derece düşkün olurlar. Küçük kafalı zihinsel engelliler güçlüdür ve dikkat çekici düzeyde hareketlidir. Suratlarını buruşturup ortalıkta hoplayıp zıplayarak sürekli hareket ederler. Merdivenleri genellikle emekleyerek çıkar, mobilyalara veya ağaçlara tırmanmaktan ilginç bir şekilde keyif alırlar. Hemen hemen bütün erkek çocuklarının ağaçlara tırmanmaktan keyif aldığını akla getiren bu olgu, özünde alpin hayvanlar olan ve gördükleri her tepeciğe tırmanmaktan büyük bir keyif alan kuzuların ve oğlakların durumunu anımsatır. Zihinsel engelliler düşük hayvanlara başka açılardan da benzerlik gösterir. Örneğin her lokmayı yemeden önce dikkatle kokladıklarını gösteren çok sayıda olgu kaydedilmiştir. Bir zihinsel engellinin bitilerini ayıklarken çoğu zaman elleriyle birlikte ağzını da kullandığı görülmüştür. Genellikle çirkin alışkanlıkları vardır ve utanma duyguları yoktur. Ayrıca vücutlarına dikkat çekici düzeyde kıllı olduğunu gösteren olgular yayınlanmıştır. Bu olguların çoğu bir önceki başlığa da dahil edilebilirdi. Bir yapı gelişimi durduğu halde aynı grubun daha düşük ve yetişkin bir üyesinde karşılığı olan başka bir yapıyı andırıncaya kadar büyümeyi sürdürüyorsa bunun bir ataya dönme olgusu olduğunu söylenebilir. Bir grubun daha düşük üyeleri bize ortak atalarının nasıl yapılandığı hakkında fikir verir. Embriyonik gelişimin erken bir aşamasında kalmış karmaşık bir parçanın özgün işlevini tam anlamıyla yerine getirebilecek düzeyde büyümeyi sürdürmesi pek akla yatkın değildir. Bu ancak böyle bir yetiği varoluşunun daha erken bir aşamasında o zamanki istisnai veya gelişimi durmuş yapısının normal sayıldığı bir dönemde kazanmışsa mümkün olabilir. Küçük kafalı bir zihinsel engellinin basit beyni bir kuyruksuz maymunun beynine benzerlik gösterir ve bu bağlamda bir ataya dönme olgusu sayılabilir. Ataya dönme başlığı altında ele alınması gereken başka olgular da vardır. İnsanı içeren grubun daha düşük üyelerinde düzenli olarak oluşan yapılar, normal insan embriyosunda bulunmadıkları halde insanda zaman zaman ortaya çıkabilir. Veya normal insan embriyosunda bulunuyorlarsa, o grubun daha düşük üyelerinde normal bir gelişim gösterdikleri halde insanda olağan dışı gelişebilir. Bu açıklamalar aşağıdaki örneklerin ışığında daha iyi anlaşılacaktır. Çeşitli memelilerin rahmi, keselerinki gibi iki ayrı açılımı ve iç boşluğu olan çifte bir organdan yüksek kuyruksuz maymunlarınki ve insanınki gibi hafif bir iç katlantıya sahip olmaktan öte hiçbir çifte yanı bulunmayan tekil bir organa doğru değişim geçirmiştir. Kemirgenler bu iki uç durum arasında kusursuz bir kademelenme sergiler. Rahim bütün memelilerde iki basit ve ilkel tüpten gelişir ve bu tüplerin alt kısımları boynuzları oluşturur. Dr. Ferrier'in anlatımıyla bu işlem şöyle gerçekleşir. İnsanda rahim gövdesi iki boynuzun alt uçlardan kaynaşmasıyla oluşur. Oysa orta kısımları veya gövdeleri olmayan hayvanlarda boynuzlar birleşmeden kalır. Rahim gelişimi devam ederken bu iki boynuz kademeli olarak kısalır ve bir süre sonra kaybolur veya rahim gövdesine katılmış gibi görünür. Rahim köşeleri düşük kuyruksuz maymunlar ve makigiller gibi ölçeğin üst basamaklarındaki hayvanlarda bile boynuzlara dönüşmektedir. Kadınlarda erişkin rahminin boynuz döşeli veya kısmen iki organa ayrılmış olduğu aykırı olguların sayısı az değildir.
Owen'a göre bu olgular kemirgenlerin ulaştığı yoğunlaştırıcı gelişim kademesinin tekrarıdır. Burada embriyonik gelişimde meydana gelen basit bir aksamadan sonra gerçekleşen büyümenin ve kusursuz işlevsel gelişiminin bir örneğiyle karşı karşıya olabiliriz. Çünkü kısmen ikiye ayrılmış olan rahmin her iki yanı da gebelikteki işlevini görebilecek durumdadır. Daha seyrek rastlanan başka olgularda kendi açılımları ve iç boşlukları olan iki ayrı rahim boşluğu oluşur. Embriyo olağan gelişim sürecinde böyle bir aşamadan geçmez. Dolayısıyla bu iki basit, ufak ve ilkel tüpün mevcut kesellerdeki gibi bir gelişim sürecinden geçmedikçe her birinde iyi yapılanmış bir açılım ve iç boşluk bulunan ve her biri sayısız kas, sinir, bez ve damarla döşeli olan iki ayrı rahme nasıl dönüşeceğini bildiğine inanmak olanaksız değilse de zordur. Kadınlarda olağan dışı sayılan çifte rahim gibi kusursuz bir yapının basit bir rastlantı sonucu oluşabileceğini hiç kimse öne sürmeyecektir. Ama uzun zaman önce kaybedilmiş bir yapının yeniden ortaya çıkmasına yol açan ataya dönme ilkesi, aradan çok uzun bir zaman geçse bile onun eksiksizce gelişmesine rehberlik edebilir. Yukarıda söz edilen olguları ve benzerlerini inceledikten sonra Profesör Canestrini de aynı sonuca varmıştır. Onun bu bağlamda verdiği bir diğer örnek de bazı dört ellilerde ve başka memelilerde normal şartlar altında iki parçadan oluşan elmacık kemiğidir. Elmacık kemiği 2 aylık insan fetüsünde bu durumdadır ve gelişimin durması halinde özellikle kafatası öne çıkık olan düşük ırkların yetişkin bireylerinde bu durumda kalabilir. Dolayısıyla kanestrine bu kemiğin insanın çok eski bir atasına 2 ayrı parçadan oluştuğuna ve bu parçaların sonradan kaynaştığına kanaat getirmiştir. Frontal kemik yani alın kemiği insanda tek parçadan oluşur. Oysa embriyoda, çocuklarda ve düşük memelilerin hemen hepsinde birbirinden belirgin bir sütürle ayrılmış 2 parçadan meydana gelmiştir. İnsanda bu sütür kimi zaman erişkinlikten sonra da açıkça izlenebilmektedir. Ayrıca buzullu kayaçlardan çıkarılan brakisefalik yani kısa kafalı tipe özgün kafa tasarını inceleyen kanestrini söz konusu sütüre eski kafa tasarında çok daha sık rastlandığını gözlemlemiştir. Canestrini elmacık kemikleri konusunda vardığı sonuca bu olguda da varır. Öyle görünüyor ki bu ve birazdan vereceğim örneklerde çok eski ırkların modern ırklara kıyasla belirli karakterler bakımından düşük hayvanlara daha yakın olmasının nedeni modern ırkların o uzun soy hattı üzerinde eski yarı insan atalarına biraz daha uzak olmasıdır. Kimi yazarlar insanda görülen ve yukarıdakilere az çok benzeyen başka aykırıkları da birer ataya dönüş olgusu sayar. Oysa bu olgular hiç de kuşkulu görünmemektedir. Nitekim böyle yapıların normal olarak bulunduğunu görmek için memeliler dizisinin en alt basamaklarına inmemiz gerekir. İnsanın köpek dişleri kusursuz çiğneme araçlarıdır ama onların gerçek etçil karakteri Owen'ın belirttiği gibi küt bir uçla sonlanan dışı dış bükey ve içi düz veya yarı iç bükey olan ve bu yüzeyin tabanında zayıf bir çıkıntı barındıran diş kronunun konik biçiminden ileri gelmektedir. Konik formun en belirgin haline koyu renkli ırklarda ve özellikle Avustralyalılarda rastlanır. Köpek dişlerinin kesici dişlerden daha derine inen, daha güçlü kökleri vardır. Bununla birlikte insanda bu diş artık düşmanları veya avları parçalamaya yarayan özel bir silah olarak kullanılmamaktadır. Dolayısıyla özgün işlev bakımından güdük bir yapı olarak değerlendirilebilir. Haeckel'ın gözlemlerine göre insan kafatasını içeren her büyük koleksiyonda bazı köpek dişleri tıpkı insan biçimli kuyruksuz maymunlarda olduğu gibi diğer dişlerden daha öne çıkıktır. Ama söz konusu çıkıklık insanda daha azdır. Bu olgularda bir çenedeki dişlerin arasında karşıt çenedeki köpek dişlerinin yerleşebileceği boşluklar bulunur. Wagner'ın çizdiği bir kafir kafatasında böyle bir ara boşluğun son derece geniş olduğu görülmektedir. Günümüzde incelenmiş olan eski kafataslarının daha yeni örneklerle kıyasla ne kadar sayılı olduğu düşünülürse köpek dişlerinin en az 3 olguda hali çıkık olması ilginç bir bulgudur. Nauletta çenelerindeki köpek dişlerinin de son derece iri olduğu söylenir. İnsan biçimli kuyruksuz maymunlarda sadece erkeklerin köpek dişleri tam gelişmiştir.
Oysa bu dişler dişi gorillerde ve daha az olmak kaydıyla dişi orangutanlarda diğer dişlerden çok daha öndedir. Dolayısıyla bazı kadınların köpek dişlerinin hali çıkık olması, bu dişlerin insanda zaman zaman iyi gelişmesinin bir maymun benzeri ataya dönüş olduğu kanısını çürütebilecek bir itiraz değildir. Kendi köpek dişlerinin şeklinin ve bu dişlerin başka insanlarda zaman zaman iyi gelişiyor olmasının eski atalarımızın bu ürkütücü silahlarla donanmış olmasından ileri geldiği küçümseyerek reddeden biri muhtemelen alaycı bir tebessümle kendi soy hattını ele verecektir. Çünkü bu dişleri artık silah olarak kullanmadığı ve istese bile kullanamayacağı halde o sırada hırlama kaslarını farkında olmadan geri çekecek ve tıpkı saldırıya hazırlanan bir köpek dişi dişlerini gösterecektir. Dört ellilere veya başka memelilere özgü olan birçok kas insanda da zaman zaman gelişmektedir. Profesör Vlakovic 40 erkek deneyi incelemiş ve bunların 19'unda İskiopabik diye isimlendirdiği bir kas bulmuştur. Diğer 3 denekte bu kası temsil eden bir bağ vardır. Geriye kalan 18'inde ise böyle bir bağın izine dahi rastlanmamıştır. Bu kas 30 kadın denekten yalnızca ikisinde çift taraflı gelişmiştir. Ama üçünde söz konusu güdük bağ mevcuttur. Dolayısıyla bu kasa erkeklerde daha sık rastlanıyor gibi görünmektedir. İnsanın daha düşük bir formdan türediğini kabul ettiğimiz takdirde bu bulguyu anlayabiliriz. Çünkü söz konusu kas düşük hayvanların pek çoğunda gözlemlenmiş ve bu hayvanların hepsinde erkeğin üreme işlevlerinde yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Bay J. Wood hazırladığı değerli bir yazı dizisinde insanda görülen ve düşük hayvanlardaki normal yapıları andıran kas çeşitlenmelerini ayrıntılı olarak tanımlamıştır. En yakınlarımız olan dört ellilerde bulunanlara çok benzeyen kasların sayısı burada isimlerini bile sayamayacağımız kadar çoktur. Güçlü bir bedensel çatısı ve biçimli bir kafatası olan tek bir erkek denekte farklı kuyruksuz maymun çeşitlerine özgü kasları temsil ettikleri anlaşılan en az 7 kas çeşitlenmesi gözlemlenmiştir. Örneğin bu erkeğin boynunun her iki yanında bütün kuyruksuz maymun çeşitlerinde bulunan ve insanların da aşağı yukarı 1/60'ında bulunduğu söylenen gerçek ve güçlü bir levator klavikula kası tespit edilmiştir. Yine aynı erkekte 5. parmağın metatarsal kemiğini uzaklaştıran ve Profesör Huxley'in ve Bay Flower'ın gösterdiği gibi bütün yüksek ve düşük kuyruksuz maymunlarda bulunan özel bir kas bulunduğu görülmüştür. Burada eklemek istediğim iki örnek daha var. Akromya basilar kas, insandan daha düşük olan bütün memelilerde mevcuttur ve dört ayaklı yürümeyle ilintili gibi görünmektedir. İnsanda bu kasa 60 örnekten ancak birinde rastlanır. Bay Bradley, insanın her iki ayağında da birer abductor ossis metatarsi quinti bulunduğunu keşfetmiştir. Daha önce insanda hiç gözlemlenmemiş olan bu kas, insan biçimli kuyruksuz maymunlarda her zaman bulunur. İnsanın ayırt edici parçalarından olan el ve kol kasları çeşitlenmeye çok yatkındır ve bu açıdan düşük hayvanlardaki karşılıklarına benzerlik göstermektedir. Böyle benzerlikler tam veya kısmi olabilir ama ikinci durumda geçiş özelliği sergiledikleri açıktır. Bazı çeşitlilikler erkeklerde bazıları da kadınlarda daha yaygındır ve bunun nedeni bilinmemektedir. Bay Wood çok sayıda çeşitliliği tanımladıktan sonra şu anlamlı açıklamayı yapar. Kas yapılarının olağan tipten dikkate değer sapmaları, genel ve bilimsel anatominin kapsamı açısından büyük önem taşıyan ve bilinmeyen bir etkinin göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken oluklar veya yönler izlemektedir. Bu bilinmeyen etkinin eski bir varoluş durumuna dönüş olması kuvvetle muhtemeldir. Bir insanın vücudundaki en az 7 kas bakımından belirli kuyruksuz maymunlara şans eseri olağan dışı bir benzerlik göstermesi aralarında sosyal bir bağ bulunmadıkça akla yatkın değildir. Oysa insan kuyruksuz maymun benzeri bir canlıdan türediyse belirli kasların binlerce nesil sonra yeniden ortaya çıkmaması tıpkı atların, eşeklerin ve katırların bacaklarında ve omuzlarında yüzlerce veya belki binlerce nesil sonra ortaya çıkan koyu renkli çizgiler gibi hiçbir neden yoktur. Burada bahsi geçen ataya dönme olguları, birinci bölümde gördüğümüz güdük organlara öyle yakından bağlantılıdır ki, çoğunu o başlığa dahil edebilirdik. Örneğin,
Boysuz döşeli bir insan rahminin aynı organın belirli memelilerdeki normal durumunun güdük halini temsil ettiği söylenebilir. İnsanda güdük olan bazı parçalar, örneğin iki cinsiyette kuyruk sokumu kemiği ve erkekte memeler her zaman mevcuttur. Oysa suprakandilit foramen gibi bazı parçalar ara sıra ortaya çıktıkları için ataya dönme başlığı altında ele alınabilir. Gerek ataya dönme sonucu oluşan bu yapılar, gerekse bütünüyle güdük olanlar, insanın daha düşük bir formdan türemiş olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.